Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayyalı, GCM Yatırım Araştırma Müdürüyüm. Önemli bir haftaya başlıyoruz. Özellikle makro temada global cephede dikkat edilmesi gereken önemli başlıklar var. Bu başlıklarda özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncelikli olarak dikkatimizi çekecek ve tabii ki doğal olarak dolar endeksi, euro dolar tarafındaki beklentileri sizlere de video konseptinde aktarıyor olacağız. Tabii buna ek olarak da yine dolar temasından dolayı da sterlin dolar paritesine ilişkin beklentiler nelerdir, bu soruların cevaplarını aktaracağız. Tabii ki cuma günü sizlerle bir yayın yapmıştık. Bu yayında ekonomi takvimini anlatırken ama özellikle yurt içi tarafa odaklanmıştık. Şimdi birazcık da yurt dışı tarafına fokuslanalım. Mevcut görüntüde hangi gelişmeler önemlidir, onları da bu video konsepti içerisinde sizlere aktaralım. Tabii şimdi yeni haftaya başladık. Saatlerimiz şu anda kabaca 16.30 ABD borsaları daha yeni yeni açılacak. Şu an için baktığımız zaman da Alman tahvillerinde yukarı yönlü hareketler, Amerikan tahvillerinde tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler, İngiltere'de ve Türkiye'de yukarı yönlü reaksiyonlar görebilmekteyiz. Bugünkü performansa baktığımız zaman da özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin %5'lere yakınsadığını, 1 yıllıklar, 2 yıllıklar, 30 yıllıklar baktığımız zaman 30 yıllık da mortgage için önemli olacaktır. %5'in üzerinde bir potansiyel sunuyor. Gelecek dönemde de Fed dinamikleri burada aslında beklentileri şekillendirmesi açısından önemli. Ama şu an için odaklandığımız zaman Euro bölgesi tarafında lokomotif ülke Almanya. Almanya'nın 2 yıllık ve 10 yıllıklarında yukarı yönlü reaksiyonlar var. 2 yıllıklar %3.20'ye yakınken 10 yıllıklar %3'ün hemen bir tık altında olduğunu görebilmekteyiz. Tabii ki bunları şekillendirecek haber akışlarının bu hafta itibariyle belli başlıklar odağında önemli olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki ana odak noktamız Avrupa Merkez Bankası olacaktır. Birazdan bunlara detayına giriyor olacağız. Şöyle bir genel haftalık takvim detaylandırmasını incelediğimiz zaman Salı günü PMI verilerinin, imalat ve hizmet sektörüne ilişkin PMI verilerinin daha fazla ana odağında olacağını söyleyebiliriz. Çarşamba gününe baktığımız zaman da işte Euro bölgesinden Alman IFO iş iklimi endeksi, Amerika tarafında Fed Başkanı Powell'ın açıklaması, ilaveten de Euro bölgesinden Başkan Lagarde'ın açıklamalarını görüyor olacağız. Ama orada Başkan Lagarde açıklamaları çok önemli olması beklenmiyor. Çünkü Perşembe gününe geldiğimiz zaman da Avrupa Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Kararlarına ulaşacağız ve Başkan Lagarde daha sonra bu kararlar ardından sahneye çıkacak ve konuşma yapacaktır. Bu sebeple de Lagarde Perşembe gününe odaklanacağız. Tabii Perşembe günü Euro dolar paritesini, sterlin dolar paritesini ilgilendirdiği için Amerika'dan büyüme tarafındaki sonuca da ilk okumaya da bakacağız ki %2.1'in üzerinde bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Cuma gününe baktığımız zaman da özellikle Amerika tarafında işte çekirdek ve manşet tarafta PCE deflatör dediğimiz kişisel tüketim harcamaları rakamlarını inceliyor olacağız. Özellikle Fed'in projeksiyonları için takip edildiğinden dolayı enflasyon sürecine ilişkin en canlı sonucu görebilmek açısından önemli. Bunların hepsi Euro dolar paritesine, sterlin dolar paritesine ve dolar endeksine fiyatlama reaksiyonu açısından etkisini hissettirecektir. Bu anlamda bütün veri seti açısından bunları dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Öncelikle en baştan faiz tarafını, hatta beklentileri tahminler anlamında izah edelim. Şimdi burada Amerika tarafında 1 Kasım'daki toplantıda faiz artışı ihtimali neredeyse sıfır. Yani %100 oranında sabit kalması şeklinde. Peki 1 Kasım'daki Fed bu şekildeyken ECB tarafında ne var? 26 Ekim tarihindeki, yani bu Perşembe günkü toplantıda faizi sabit bırakma ihtimali ön planda. Yani orada da bir faiz değişikliği yok. İngiltere Merkez Bankası'na geldiğimiz zaman da orada da bakın 2 Kasım'daki toplantıda herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Çok ilgilenmek isteyenler için Japonya Merkez Bankası'nı da orada da çok ekstrem bir değişikliğin olmadığını da söylemekte fayda. Yani piyasalar burada çok bir değişim beklemiyor. Hem Fed tarafında hem ECB tarafında, ama ECB'nin kendi özelinde önemi birazcık daha fazla olacaktır. Baktığımız zaman da özellikle 51 tane ekonomistin katılımında %4,5'luk medyanda, medyan olduğu için refinansman faiz oranında, yani politika faiz oranında bir değişim yapması beklenmiyor. Zaten kurum olarak bizim de beklentimiz faizin sabit kalması şeklinde. Ama tabii burada şuna vurgu yapmakta fayda var. Yani Fed gibi olabilecek mi Avrupa Merkez Bankası? Çünkü reel anlamda pozitif bir görüntüde olan Amerika'dan bahsediyoruz. Şimdi burada ECB'nin %4,5'lık politika faiz oranı var, %4,3'lük enflasyonu var ve daha yeni bu konsepte ilerlediğimiz zaman reel anlamda pozitife geçen bir görüntü var. Ama burada Amerika'nın 3,7 enflasyonu varken 5,5 faiz var, arada önemli bir fark varken şu anda enflasyon faiz birbirine çok yakın. Ve özellikle baktığımız zaman da 2022'nin belli bir bölümünden sonra Avrupa Merkez Bankası faiz artış temposunda önemli reaksiyonlar verdi. Bildiğiniz gibi
Avrupa Merkez Bankası negatif bir faizdeydi. Bunu pozitife yaptı ve bu süreci devam ettirdi. Nitekim enflasyonda çift hanelere ulaşmıştı hatırlarsak. %10,6'ları görmüştük. Buradan da kademeli bir şekilde aşağı yönlü bir reaksiyon vardı. 5,2'lerden 4,3'lere geldiği zaman da o %5 eşik bölgesi önemli bir görüntü. Tabii %2 hedef hem FED'de hem ECB'de, artık bundan sonraki enflasyon düşüşü çok kolay olmayacak. Birincisi, zaten dünyada mevcut bir risk vardı. Enflasyonla alakalı bir risk vardı. Şimdi de Orta Doğu riskiyle birlikte petrol dinamikleri de, yani enerji tarafında bir yukarı yönlü reaksiyon söz konusu. Tabii FED bu noktada çok daha rahat. İşsizlikte problemi yok. Büyüme temposunda problemi yok. O yüzden de gerekirse daha fazla şahin olabilir, ama ECB o görüntüde değil. Ama ECB'nin faiz artışı gerçekleştirdikten sonra gecikmeli olarak da enflasyon teması üzerinde bir etkinin yaratıldığını, hem baz etkisiyle hem kendi görüntüsüyle çok net bir şekilde görülmüş oldu. Ama bu o kadar kolay değil. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nı şu anda bekleten ya da çok aksiyona geçememesinin en önemli sebeplerinden birisi de işin ekonomik aktivite boyutu, büyüme temposundaki yavaşlaması ve olumsuz data setlerinin dikkatle takip ediyor olması. Amerika gibi ya işte büyümeden de fedakarlık yapayım şeklinde bir görüntü içerisine giremiyor ne yazık ki. Çünkü enerji tarafındaki bağımlılığı sebebiyle Rusya-Ukrayna savaş sürecinden itibaren oldukça sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Bu açıdan baktığımız zaman da son dönemde özellikle ECB üzerinde ciddi anlamda baskı olduğunu, bir önceki toplantıda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da gelecek dönem toplantıları ilişkin faiz tarafında net sinyaller veremediğini görmekteydik. Tabii burada özellikle baktığımız zaman biraz önce takvim içerisinde işte hizmet ve imalat sektörü için PMI verilerine vurgu yapmıştık. Orada da bakın dikkat etsin. Büyümenin öncü göstergesidir. Satın alma yöneticileri endeksi. 50 eşik bölgesidir. 50'nin üzeri büyümedir. Altı daralmadır. Özellikle imalat sektöründe, sanayi tarafında Almanya oldukça kötü bir görüntü izliyor. Zaten G20'de en kötü performansın imalat tarafında sahip olan iki ülke Almanya ve Euro bölgesi. Ve bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın Almanya'nın pandemi öncesindeki kötü görüntüsüne büründüğünü izleyebilmekteyiz. Şu anda yani 40'ların o bölgesini dip kabul etmeye çalışsa da 50 eşik bölgesi. Yani imalat sektörüne ilişkin çok ciddi problemler var. Bu sebeple de ister istemez Almanya dediğimiz ülkede Avrupa'nın lokomotif ülkesidir. Bizi de ilgilendiren bir görüntü, ama kendi iç dinamiklerinde oldukça sıkıntılı bir süreç var. Hizmet tarafındaki sektörel bazdaki durum nedir diye soracak olsak, burada da Euro bölgesinin genelini vurguladığımız zaman da bakın 50'nin altında, yani daralma bölgesinde olan bir süreç izlemekteyiz. Bu arada Amerika tarafına odaklandığımız zaman özellikle belirli İğmelerin olduğunu da söylemekte fayda görüyoruz. Amerika'nın şu anda bakın 50'nin hemen bir tık altında imalat sektörüne ilişkin, ama hizmet sektörüne ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söylemekte fayda var. Bu veriler öncü veriler olduğu için, ki öncü PMI datası olduğu için Euro-Dolar ve Sterlin-Dolar tarafında etkili olması beklenebilir. Bu arada hani Sterlin-Dolar için ek olarak hizmet tarafını dikkatle takip etmek lazım. Çünkü ekonomik aktivitenin %80'i hizmet sektörünü karşılıyor. Tıpkı Amerika'da hizmet sektörü odaklı gidiyor. Bu sebeple de PMI detaylarında Euro bölgesi için Almanya imalat PMI diyoruz, ama İngiltere ve Amerika için hizmet PMI'lere biraz daha fazla bakabiliriz. Bunlar da Euro dolar ve Sterlin dolar paritesi üzerinde etkili olacak. Büyüme temasındaki problemler ister istemez Avrupa Merkez Bankası'nı zora sokuyor demiştik. Baktığımız zaman da dikkat ederseniz 2021'den bu yana hem Euro bölgesinde hem Almanya'da büyüme temposunda böyle çok iyimser bir görüntünün olamadığını izlemekteyiz. Hele hele 2023-2022'nin son bölümünden itibaren kademeli bir şekilde büyüme temposunda problemler görülmektedir. Avrupa bu nokta, şey ABD bu noktada bir problem yaşamıyor. Yani enflasyonla mücadele konusunda Fed sıkı para politikası mesajları verirken, bir yandan da istihdam tarafındaki sorunsuz ilerleyiş, büyüme dinamiklerindeki iyimser görüntü Fed'i bu noktada enflasyonu daha fazla mücadele edebilir hale getirebiliyor. Orası ayrı konu, ama Euro bölgesi birazcık daha Rusya-Ukrayna sürecinin enerji bağımlılığı tarafındaki o problemi, o sürece hazırlık süreci ister istemez burada önemli problemini beraberinde getirdi. Yani toparladığımız zaman da bu hafta PMI verileri önemli, Avrupa Merkez Bankası'nın kararı önemli, dikkat edilmesi gereken en önemli data seti olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada faizli bir değişiklik yok. Bu sebeple de beklenti Lagarde'ın açıklamalarında olacak. Başkan Lagarde çıkacak diyecek ki Avrupa ekonomisi şöyle, enflasyon şöyle, beklentimiz böyle. Ya geleceğe yönelik bir sıkı mesaj verebilecek, güce erişecek, bunu vurgulasın yapabilecek, ya da biraz daha yuvarlak cevaplar verebilecek. Bu da Euro dolar paritesinin, Sterlin dolar paritesinin seyir açısından önemli. Sterlin dolar paritesinin dolar endeksinden dolayı etkili olabileceğini söylemekte fayda var. Tabii o toplantının sürecinde 15.30'da özellikle Amerika'dan da büyümenin olabileceğini göz ardı etmenim. Orada da iyi bir beklenti var. Yani %4'ün üzerinde bir büyüme beklersen ilk okuma rakamı. Hani onun da üzerinde gelirse zaten dolarda kuvvetlenme olabilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var.
Önemli data setleri var dedik. Önemli verileri anlattık sizlere. Belli başlı çalışmaları inceledik. Tabii bunun bir de etkisi, fiyat üzerindeki etkisine bakmak lazım. Dolar endeksi, klasik dolar endeksi, Amerikan dolarının 6 adet para birimi karşısındaki ağırlığıdır. Geometrik yollarla, ortalamalarla hesaplanır ve baktığımız zaman da Euro para birimi %57,6 ile en tap noktadır. Bu sebeple de eğer siz bir Euro dolarda, Sterlin dolarda hareket bir strateji oluşturuyorsanız dolar endeksinin seyrini de incelemekte fayda var. Şimdi baktığımız zaman dolar endeksinde 34 ve 100 günlük ortalamalar yukarı yönlü reaksiyonu destekliyor. Son dönemlerde belirli geri çekilmeler izledi. 21 günlük ortalamaların altına sarkıp üstüne çıktığı için burada bir 21-34 olarak revize etmek durumunda kaldık. Baktığımız zaman 34'lük ortalama kısa vadeli destek noktası 105.40. Ana destekse 100 günlük ortalama, o da 104-17'lerden geçiyor. Yani bir geri çekilme oluşsa da ilgili ortalamalar trendi destekliyor. Peki ilgili geri çekilmeler nasıl olur? Dolar endeksi diyoruz. Yani dolar endeksinin geri çekilebilmesi için Euro'nun değerlenmesi gerekiyor. Ya da sterlinin değerlenmesi gerekiyor. Özellikle Euro'nun değerlenmesi lazım. Yani daha şahin bir Avrupa Merkez Bankası görürsek o zaman Euro doların yükselmesi lazım. Yani dolar endeksinin düşmesi lazım. Peki Avrupa Merkez Bankası şahin değil de bilinen bütün klişeleri sıralarsa, yani piyasa şahin saymazsa ne olur? Euro dolar düşer. Yani dolar endeksi yükselir. O halde grafik bize eğer ECB şahin bir görüntü, burada şahin görüntüden kasıt Euro doların yükselmesi. Eğer dolar endeksinin güçlenip Euro dolar paritesinin Euro dolar paritesinin düşmesini istiyorsa, yani dolar endeks trendine devam edecekse o zaman Avrupa Merkez Bankası'nın şahin olmaması lazım. Ya da piyasa Avrupa Merkez Bankası şahin olarak görmemesi gerekiyor. O zaman trend devam eder. Yok, Avrupa Merkez Bankası gerçekten şahin olur. Lagarde şahin tutumunu sürdürür. O zaman dolar endeksi alt ortalamaya yaklaşır. Alt ortalamada vereceği reaksiyonu dikkatle takip ediyor olacağız. Çünkü trend pozitif. Buradan Euro dolar paritesine geçelim. Euro dolar paritesi dolar endeksi yükseliş trendinde ise Euro dolar paritesinde düşüş trendinde. Şimdi Lagarde şahin ise, ECB şahin ise paritenin yükselmesi gerekir. O zaman 1.06.25 ve 1.07.55 direnç bölgeleri 34 ve 144 günlük üstel hareketli ortalamalar. Kısa ve genel trend diyelim. Hala negatif taraftayız. Yani Lagarde Euro dolar paritesinin trendini değiştirmesi için şahin olması lazım. Eğer piyasa Lagarde şahin görmezse o zaman Euro dolar paritesinde bir düşüş eğilimi izlenir, trend hareketi desteklenir. Yani bu sebeple de ECB'nin politikası Lagarde'ın mesajları Euro dolar ve dolar endeksinin trendine devam edip etmemesi açısından gerçekten kritik. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Peki mevsimsellik ne diyor? Şimdi biz Ekim ayını tamamlayacağız. Yani çok az bir süre kaldı. Ekim ayında geçtiğimiz 2022 yılında pozitifken 2021 ve 2020 yılında negatif bir görüntü. Bakın 10 yıllık görüntüye baktığımız zaman öyle çok pozitif bir görüntü yok. Yani Ekim ayını sevmiyormuş Euro dolar paritesi gördüğümüz kadarıyla. İşte şu anda anlık an itibariyle pozitif taraftayız. Geçen sene de pozitif taraftayız. ECB şahin bir görüntü olsun. Pozitif tarafta devam edelim. Ama 10 yıllık ortalama negatif bölgede. Kasım ayı da bakın 10 yıllık ortalamanın negatif tarafta olduğunu görebilmekteyiz. Ama son yıllarda tabii ki burada ortalamanın biraz değiştiğini görebilmekteyiz ki 2022'de bakın Kasım ayında inanılmaz bir hareketlilik oluşmuş ama Aralık ayında pozitif bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Yani Euro dolar ve Euro dolar paritesinin Ekim kalan dönümünde ve Kasım ayı içerisinde çok iyimser bir görüntüsü fiyatlama reaksiyonda yok. Ekim'de bu daha belirgin, Kasım'da biraz kafa karıştırabilir ama Aralık'ta iyimser bir görüntünün mevsimsellik haritasında olduğunu söyleyebiliriz. Normal şartlarda videomuzu bu konseptle bitirebiliriz ama sterlin dolara da kısa kısa değinelim. Hani belki sterlin dolarla ilgilenenler de vardır diye. Orada 2 Kasım'da toplantı olduğu için orada da bir değişim yok. Bu sebeple de Euro bölgesinin verileri, Euro bölgesinin işte toplantısı, Amerikan verileri, İngiltere verileri bunların hepsini dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Dolar endeksinde nasıl yükseliş trendinde varsa, Euro dolarda nasıl düşüş trendi varsa, sterlin dolar paritesinde de düşüş trendi var. İlk bölge 1.22.85 yani 34 günlük ortalama. İkincisi de 1.24.35 o da 89 günlük üstel hareketli ortalama. Ortalamaların altında trend negatif. O halde dolar endeksi yukarı yönlü reaksiyonu sürdürecek olursa sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü beklentiler günümüzü meşgul edebilir. Bu anlamda ECB şahin ise Euro dolar ve sterlin yukarı yönlü hareket, ECB şahin de ise Euro dolar ve sterlin aşağı yönlü hareketler şeklinde devam edebilir. Yani Euro dolarda nasıl yukarı yönlü hareketlerde eğer trend değişmiyorsa Euro'dan dolara geçme stratejisi ön plandaysa trendsel anlamda sterlin tarafında da sterlin dolar yükselişinde sterlinden dolara geçişler ön planda. Tabii trendini değiştirecek bir şahin görüntü ECB ve İngiltere Merkez Bankası yapar mı? Onu ayrı konuda bakmakta fayda var. Peki Euro dolar bu şekilde yani sterlin doların mevsimsellik haritası nasıl? Ekim ayına baktığımız zaman da mesela şu anda negatif taraflı ama Ekim ayının genelinde pozitif bir görüntü söz konusu. Baktığımız zaman neredeyse 2019'dan bu yana pozitif. Şu anda sadece negatif. Kasım ayına baktığımız zaman da orada biraz daha kafa karışıklığı var. Ama yine pozitif
görüntü gibi duruyor. Aralık ayında yine pozitif bir görüntü. Yani trendin mevcut düşüş görüntüsünün biraz farklı bir stratejisinde Aralık dönemine kadar. Ama Aralık tabii ki çok daha zaman var. O zamana kadar da zaten belki de Euro dolar ve Sterling dolar çok çok alt bölgelerde olacak. O zaman tabii ki tekrar bir pozitif görüntü izlenebilir. Ama şu an için iki varlıkta da negatif bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede kritik gelişmelerle birlikte dolar endeksi, Euro dolar ve Sterling dolarda nelere dikkat edilmeli cevaplarını bu video çalışmasıyla ulaşmış oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese başarılı işlemler diliyoruz.